Anacığım yapma artık ya. Sanki evden cenaze çıktı. Çıkacak, çıkacak. Benim cenazem çıkacak ha. Allah saklasın. Canım eninde sonunda olacaktı bu iş. Ben vallahi sanki hissetmiştim. Madem hissettin niye söylemedin Tansin? Bağırma yahu kadıncağız zaten tansiyonum yüksek. Hadi ne yapacaktık yani? Kazık kadar insanları nasıl engelleyecektik? Ne bileyim. Alır oğlumu giderdim Ayvalı'a. Gönderirdim Amerika'ya. Gönderirdim askere. Ay uzak tutardım bu kızdan Tansin. Volkan gitmezdi ki. Volkan ki? Abim. Hayır abim. Senin abin. Sen tek çocuksun. Çünkü benim öyle bir oğlum yok. Vallahi bana uyar. Ay vallahi başladı tık tık tık. Hayır ne yapacaksın? Evlatlıkla mı reddedeceksin Volkan'ı? Volkan kim? Hayda. Yahu İfo'cum. Olan olmuş, atı alan, üstler geçmiş. Ne yapalım? Sineye çekeceksin. Güzel taraflarını göreceksin. Ne demişler? Bekarlık maskaralıktır. Bak evlendi. Belki şimdi adam olur. Evet anne ya. Ben hep işin iyi taraflarını görmeye çalışıyorum. Nedir mesela? Volkan artık bu evde oturmayacak. Sen de öyle yap. Daha kötüsü de olabilirdi ya. Ay daha kötüsü ne olabilir Aslı? Ne olabilir ha? Volkan Fatoş'la evlenebilirdi mesela. Hadi bakalım. O daha kötü değil. Aklı başında bir kadın. Alır karşına oturur konuşursun. Bırak bu çocuğun yakasını dersin. Bir içerse de boşanırlar olur biter. Yandaki öyle mi? Değil. Bildiğin deli. Yapış yapış sülük gibi. Volkan Sertaş'la evlenebilirdi. Hollanda'da mesela. Hoppala. Ne diyorsun sen kızım? İşte daha kötü ihtimalleri düşünüyoruz ya baba. İnanılır gibi değil abi ya. Ya insan 24 saat çığlık atıp bağırır mı abi be? Bir sesi de kısılmadı kadının yani. Yazık İffet teyze ya. Ya Taceddin yazık mazık değil abi. Tamam validem de bir yere kadar abi. Öyle bir bağırdı ki apartman inledi ya. Selin yan daireden sesleri duyup korkudan uçuk çıkarttı abi. Öyle böyle bağırmıyor yani. Evlendiğinizi televizyondan duymaları kötü oldu ama. Evet kötü oldu. Sıtkı abi var ya Sıtkı abi. Asos'a gider ayak yaktı bizi ya. Ya bizim ne kötülüğümüz dokundu ona birader ya. Niye kameralara söylüyorsun bak bunlar evlendi bilmem ne falan filan. Yani bizde ne alıp veremediğim var abi. Biz ne yaptık ki Sıtkı abiye ya? Aa. Ama abi herif güzel çekmiş klibi yani. İki gündür şakır şakır yayınlıyorlar. Ya ne zaman televizyonu açsam kendimi görüyorum. Aa siz fındık ısık değil misiniz? Yok ben insanım ya. Evet evet Volkan'ım ben. Bir resim çekinebilir miyiz? Çekinebiliriz tabii ya. Çekinmeyin buyurun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Biz bunları size borçluyuz. Her şey sizin için yani. Öf be kardeşim ya. İllallah bu fotoğraf işinden ya. Çok mu resim çektirmek isteyen oluyor kardeşim ha? Vallahi Taceddin bugün ikinci yani. Yani olmaz ki. Bizim de kendimize göre bir özel hayatımız var. Yolda yürüyemiyorum birader. Abi söylemeyeyim diyorum ama... Bence yanlış bir zamanda evlendin yani. Niye lan? Abi tam klibin yayınlanmaya başladı. Harbiden şöhret oluyorsun. Kızlar seni fark etti. Şak seni yenge bastı sana nikah. Böyle mi olacaktı? Söyle İfot. Böyle mi olacaktı? Yani sen yetiştir, büyüt, koskocaman adam et, yedir, içir, şişkolaşsın. Ondan sonra senden habersiz gitsin, evlensin. Öyle olacak mıydı ya bu? Anam! Bak! Anam! Yapma be oğlum, rica ederim. Sen de yangına körükle gitme. Bittim ben, bittim. Bittim yani. Ben şimdi arada mı kaldım şimdi? Niye? Yani bir tarafta can arkadaşım Selin. Öbür tarafta neredeyse akraba olduğum bir aile. Dostum İfot.
abla, yani öbür tarafta yüksek temasında bulunduğum can arkadaşım, dostum, yakın dostum Kibilay Bey. Yani geldi işin içinde, çık! Of! Ah Volkan ah! Ah! Volkan kim? Volkan değil midik ismi? Benim öyle bir oğlum yok. İyi hocam, yine bir bu lafı söyleme ne olursun. Yarın gelirler, elini öperler, affedersin. Hayır efendim, onlar bu eve gelemez artık, bitti. O zaman ben Volkan'ın odasına bir iki parça eşya taşıyabilir miyim ya? Benim odam çok sıkışık. İfot, isterseniz bir süre sizde kalayım. Hani oğlunun acısını yaşama diye, hissetme diye. Hani beni de bir evlat olarak görebilirsiniz. Yok canım Burhan, olur böyle şey. Zaten anayla oğul ayrılmaz. O zaman sık sık gelirim. Yazık bu kadına ya. Vallahi yazık. Yani şu gencecik Filiz gibi haliyle yaşadığı acılara bakar mısınız? Lütfen ama biraz bakın yani. Acılara bakın ya. Suratından belli. İfot, bir gün ben seni alayım, birlikte gidelim, bara gidelim. Şöyle kafaları bir çekelim. Ne dersin? Yani öz ablam olsa bu adı sevmem yani. Merhaba. Merhaba güzelim. Hayırdır böyle terlikte falan çıkmışsın? Annem mi saldırdı yoksa? Keşke saldırsaydı. Keşke saldırsaydı Volkan. Hiç değilse insan yüzü görmüş olurdum. Efendim? Diyorum ki, hani biz balayındayız ya. Her şey öyle güzel, öyle sakin, öyle sessiz, öyle yalnız geçiyor ki benim için. Ya rica ederim Selin'cim. Evlendiğimizden beri ilk kez evden çıktım ya. Aa. Öyle mi? Volkan, koca dediğin akşam evinde olur. Ne bu böyle be? Her gece seni meyhane köşelerinden mi toplayacağız böyle? Aa, yapma Allah aşkına ya. Ne demek her gece meyhane köşeleri falan? Bildiğin arkadaşlar işte, 40 yılın başı bir duble bir şey içelim dedik. Oo, abi siz gerçekten evlenmişsiniz ya. Volkan kardeşim, Selin yengem haklı. Yani yazık, kızım morali bozuksa yalnız bırakma ha. Bak, duyuyor musun? Taceddin bile senden daha insan be. Taceddin bile mi? Tamam, tamam ya. Aa, abartmayın ya. Haklısın Selin'cim, tamam. Geliyorum, kalkıyorum masadan. İşte arkadaşlar ne yapacaksınız? Balayında böyle biraz kılıbık olacaksınız. Volkan! Ay, kimler? Hayrandır, hayran, hayran. İsmini nereden biliyor? Allah Allah. Bir isim çekinebilir miyiz? Tabii canım, tabii. Ay sarıl sarıl, çekinme, rahat davran. Mersi, ben sizi çok seviyorum. Sağ ol canım. Yavrum benim, biz de seni çok sevdik ailecek. Tamam Selin'cim, tamam. Tadım kaçtı zaten, geliyorum. Bir zahmet. Ya Selin, Allah aşkına yapma daha. Böyle ilk günlerden kavga etmeyelim ya. Bak Aslı gibi börtletiyorsun gözlerini. Yapma böyle ya. Kan, niye beni tek başıma bırakıp içmeye gidiyorsun? Ha? Ya kızım, annem çok gerdi bizi, mahvetti. Çıkayım dedim mi dışarı, bir stres atayım dedim arkadaşlarımla ya. Kan, keşke evleneceğimize annenlere söyleseydik ya. Bak gerçekten sana doğruyu söylüyorum. Annenin üzüldüğü nokta o. Yoksa İfo annem sever beni, biliyorum. Evet. Neyse Selin, bak bir şey itiraf etmek gerekirse... ben geceleri uyuyamıyorum bu mevzu yüzünden. Yani inceden bir vicdan azabı da çekiyorum. Girelim, konuşalım. Öpelim ellerini, bir hayır dualarını alalım. He, saldıralım mı? Kafile alayalım mı diyorsun? Var mısın? Hadi aç kapıyı, saldıralım. Hadi. Tamam. (Gülüyor)
akşamlar. Merhaba. Niye geldiniz siz? Biz elinizi öpmeye geldik. Benim öpülecek elim yok. Hadi güle güle. Selin bebiş. Çok üzdünüz ama İfat ablayı. Konuşma onlarla Burhan. Sana ne oluyor Burhan Bey? Sen ne zaman girdin bizim ailenin içine bakayım? He? Dış kapının mandalı. Aşk olsun. Aşk olsun. Hem suçlu hem güçlü. Sinirine veriyorum. Yoksa Burhan abisiyle hayatta böyle şeyler konuşmaz yani. Ne Burhan abisi lan? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi ben izah edeyim size İpo annem. Şahsen bizzat kendimin de haberi yoktu. Volkan beni çağırdı. Bir baktım evde nikah memuru. Otur dedi, evet de dedi bana. Ben de yani emirlen vakil ne oldu? Gerçekten yani hiç... Yani şimdi suçu bana mı atıyorsun Selin? Ah oğlum ah. Gelip bize söyleseydiniz, iznimizi alsaydınız iş bu kadar büyümezdi. Senin her işin sakat. Dolap dümen. Babacığım Allah aşkına yapmayın ya. Şimdi ben gelseydim deseydim ki Selin'le evlenmek istiyorum. Allah'ın emri peygamberin kabriyle bir isteği verin deseydim. Annem kabul eder miydi yani? Rica ederim ya. Siz hala burada mısınız ha? Gidin evimden çıkın! Anneciğim... Vallahi bizi affederseniz elinizi öpeceğiz, bir hayır duanızı alacağız. Lütfen anneciğim ya, yapmayın böyle bak. İleride torunlarımız olunca onlar babaanne sevgi... Ne? Duydun mu? Bir de çocuk doğuracaklarmış, ne? Biraz yaşınız küçük değil mi sizin? Biraz erken değil mi bu? Ne erkeni Burhan? Ha? Ne erkeni? Bu evlilik, bu hafta... Bitecek, bitecek. Tek cesede boşanacaklar. Şiddetli geçimsizlik, pat, bitti. Yoksa benim Volkan diye bir oğlum yok, bunu bilesiniz. Oğlum, hadi siz şimdi gidin. Biraz zaman geçsin. Hadiniz kendine gelsin, öyle gelirsiniz. Kendime gelmeyeceğim, gelmesinler istemiyor. Anneciğim, biz evlendik. Nikah falan iptal etmeyeceğiz. Siz böyle yaptıkça biz birbirimizi daha çok seviyoruz, daha çok aşık oluyoruz, daha çok ayrılmayacağız duygusuna kapılıyoruz. Ayrılmayacağız biz. Ya evet yani yasak aşk, düşman, aileler falan olayı olunca biz birbirimize daha çok bağlanıyoruz. Ölsek ayrılmayacağız biz. Defolun, gidin o zaman. Ha? Ne duruyorsunuz? Defolun! Bence bir an önce defolun, arıza çıkacak. İçinize sur serpecekse eğer, şöyle söyleyeyim. Annemler de bana çok kızdı. Hatta annem İstanbul'u terk etti, Londra'ya gitti. Babam da günde 3-4 kez arayıp bağırıp çağırıyor, delleniyor yani. İyi akşamlar. Ayrıca bizim aşkımızı bir gün siz de takdir edeceksiniz ya. Yürü aşkım, gidelim. Yürü canım. Ay! Ay! Ben hiçbiriyle konuşmadım, dikkat edersen. Volkan yalnız beni çok üzdü. Çok ayıp etti bana. Ben de ona küstüm şu anda. Dikkat edersen artık Volkan'ın bütün yakınları tek 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 sırtına döneyim. Of of! Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.